Ergun Bey Ergun Bey var da e, o, o, kurtardı. Prat, Başka bir olsaydı kurtaramazdı. Hatta İstanbul'da için o düşünülmüştü. Tabii, İstanbul'da tek başarılı belediye başkanı. Evet, en başarılısı evet. orada. geri e, kat ne kalmış? Güngören kalmış. Güngören de fena değil. O da başarılı belediye başkanı. Onun da insan ilişkileri evet, çok iyi. Onun insan ilişkileri çok iyi bu arada. Aynen. Kalmış orada Bahçeli Evler, Güngören, Fatih, Arnavutköy. Arnavutköy'e gidiyordu. Ya yani şimdi bu tablodan sonra. Beyoğlu. Beyoğlu zaten alıcı. Belediye başkanı tokla geziyordu. Şimdi bak. Yüzde on fark yemişsiniz. Ee, bir öncekisinde 25 belediye varken 13'e düşmüşsün. İstanbul'u ağır, İstanbul'da ağır bir hezimete uğramışsın. Şu saate kadar Osman Nuri Kabaktepe koltuğunda oturuyor. Ben olsam istifa ederim. Ama Osman Nuri Kabaktepe de haklı. Kardeşim, Hangi Meral değil, Akşener orası. partisini 3'te 2 küçültmüş, hiçbir şey olmamış gibi geziyor. Davutoğlu, eski başbakan Davutoğlu partisini %0.10'a düşürmüş. Ali Babacan partisini %0.3'e düşürmüş. Demokrat Parti %1'e düşmüş. Saadet Partisi %1'e düşmüş. Hiçbir şey olmamış gibi oturuyorlar. E, bu saatten sonra Osman kabak Kabak'ta niye gitsin kardeşim? Güneşin Pada altında elemiyor yani. mu bunlar? Hiç olmuyor. Onlar... E, Hiçbir şey olmuyor. İYİ yani. Parti Genel Başkanı bu seçimde genel kurulda aday olacak mı? Olacak. Muhtemelen şöyle olacak. Kılıçdaroğlu taktiği izleyecek. Beni aday Bugün İYİ Parti'de şu var. Söyleyeyim onu da İYİ Parti çevresini de anlatayım. Şimdi Meral Akşener seçimin olduğu akşam dar bir grupla toplanıyor ve istifa edecek. Yarın bir sonraki gün ee, hem parti yollarını işte kurultaya götüreceğini hem de istifa kararını açıklayacağını söylüyor. Hemen yanındaki topluluk aman genel başkanım, yaman genel başkanım sessiz bir parti duramaz diyerek onu istifa kararını açıklamaktan vazgeçiriyor. İhtimaldir ki zaten bu yanındaki kişiler e, iyi İyi Parti'yi bu felakete sürükleyenler. Yani İyi Parti'yi ısrarla Yerel seçim kendi gücünü göstereceği seçim olmadığı halde. İyi Parti'nin teşkilatı, tabanı ve seçmenleri en azından İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa gibi şehirlerde ittifak istediği halde buna rağmen radikal ve marjinal bir grubun Meral Akşenerle beraber hareket ederek e, partisini ayrı adaylar çıkarmaya e, çıkarmaya itmesi bu felakete sebebiyet verdi. O felaketin sorumluları e, Meral Akşener'e ikna ettiler. Dediler ki aman efendim, yaman efendim, sizi istifa etmeyin efendim. Çünkü bu kişiler de varlıklarının ona borçlu. Aklı başında toplumla bağı olan, toplumsal dalgayı gören, insan işleri bulunan biri, iyi Parti ayrı aday çıkarsın der mi? Demez. Demez. Yani e, bu kişilerin, Meral Akşener'in etrafındaki bu kişilerin de toplumla, gerçekle, siyasetle hiçbir bağ kalmamış. Zaten siyasetteki varlıklarını Meral Akşener'in tercihlerine borçlular o nedenle her birle partiyi felakete sürüklediler. Şimdi Meral Akşener'i de vazgeçirdiler. Halbuki doğrusu oydu. Meral Akşener'in seçimden önce verdiği söz de oydu. Meral Akşener'in açıklaması var. Eğer bu millet bana oy vermezse. Evet. Biri sorunca diyor ki evet. millet bana oy vermezse Yok. bırakıp evime gideceğim. Siyasetin sesini adına ağzını almayacağım. Hani Benim bu söz? Hani ben. bu söz nerede? Meral Akşener şimdi orduyu kurtarmaya gidiyor. Ya der, derler ki siz önce İyi Parti kurtarın. Gelin burada orduyu kurtarın. Şimdi bak. Ordu'yu niye gidiyor? Ordu da oylar sayılacak ya. Yani İYİ Parti adayı diyor ki oylar, geç, benim oylarım geçersiz sayıldı ha, falan diyor. Tamam. Şimdi Meral Akşener vazgeçiyor ertesi gün hiçbir soru almadan, hiçbir soru almadan efendim e, biz kurultaya gireceğiz. Burada ne olacak? Kılıçdaroğlu taktiği izleyecek. O ne yaptı? Efendim zaten dedi ben hiçbir kurulda aday olmadım ki. Ben aday olalım demem. Ama benim aday olmamı isteyen birileri der. Yani, birileri çıkacak diyecekler ki Meral Akşener'siz İYİ Parti ayakta duramaz. İYİ Parti ayakta duramazsa Türkiye yıkılır. Yani hani evet, nasıl Allah Erdoğan Ta Ta Kahire yıkılır, Filistin yıkılır. Bunlar da diyecek ki Bakü yıkılır. Evet. İşte Tataristan yıkılır. Türkmenistan yıkılır. Bunu böyle diyeceklerdir. Ve Meral Akşener'in İYİ Parti'nin Meral Akşener'e boşlu olduğunu İYİ Parti'nin Meral Akşener'e ayakta duramayacağını söyleyecek illaki ki birileri olacaktır. Meral Akşener'in milletvekili yaptığı, Meral Akşener'in efendime söyleyeyim, partinin hiçbir siyasi temsiliyet olmadığı halde, komşusunu ikna edemediği halde şu partinin yönetisi yaptığı insanlar çıkıp Meral Akşener'e aday göstereceklerdir. Ve parti hiçbir şey olmamış gibi yoluna bu şekilde devam eder. Ya o insan, yani şundan ötürü e, biraz da kızgınım. Ben bunları aylarca söyledim. Bizi atmadık, iftira bırakmadılar. Bir grup İYİ Partili de trolist, İYİ Parti de trolist itham etmeye başlamış. Oradaki bir grup kime bağlı olduğunu da biliyorum onların. Bir grup hakaret mi, iftira mı her ne söylediler. Ne oldu kardeşim? Kaldırın cenazeyi şimdi. Kaldırın bakayım. Şimdi şu saatten Cenaze sonra. Cenaze yok ya. Hayır hani, %3,5. Ya bir partinin bir parti üç 3,5'a düşerse genel başkan o koltukta oturamaz. Meral Akşener hangi? Hocam Meral Akşener e, ne zaman istifade hatırlıyor musunuz? 2002 seçiminden sonra. Partisi kaça düşmüştü? Parti kaça düştü? 9,8. Bak Barajın iki puan, 2 puan, 0.2 puan altına indi diye Tansu Çiller partisine istifa etti ya. Ha Tansu Çiller söylüyor. Ben ne de dedim? Meral Akşener. Evet, özür, özür dilerim. Tansu Çiller 2002 seçimlerinde. Özür dilerim. Tansu Çiller 2002 seçimlerinde partisi Barajın altında 9.8'e indiği için istifa etti. Deniz Baykal niye istifa etti? 99 seçimlerinde Barajın altında kaldığı için istifa etti Deniz Baykal. Mesut Yılmaz ne yani. istifa etti? Hepsi barajın altı kaldı diye istifa etti. Peki Meral Akşener'in partisi barajın altı kalmadı mı? Evet kaldı. Baraj Türkiye'de yüzde yedi. Yüzde yedinin yarısına inmiş. Meral Akşener, Tansu istifa ettiğinde baraj yüzde ondu. Dokuz nokta istifa etti kadın. Tansuçillerin yaptığını Meral Akşener yapamıyor. Tabii. Niçin? Ne ee, Mesut Yılmaz istifa ediyor. Hepsi barajın altıymış. Ya Meral Akşener partisini hazine yardımı alamayacak aşamaya getirmiş. Partisi yarı yarıya küçülmüş. Şimdi ne olur? Bazı adaylar çıkacak tabii. Söyleyeyim. Kim olabilir? Bu Savat Dervişoğlu, Koray Aydın beraber bir parti çıkarabilirler. Aday. Ha, onlar ayrılıp parti mi kuracak? özür dilerim. Aday olarak. Ha, aday olarak. Kurultay'da adaylık olarak ortaya çıkabilirler. Uğur Kavuncu, Kürşat Zorlu. Bilge Yılmaz. Bilge Yılmaz. Hepsine değişik tonlar eleştirim var. Bir kere Bilge Yılmaz sessiz kaldı. Ama sessiz kalması da durumu değiştirmez. Bu Akba, İYİ Parti'nin önde gelenlerinin hiçbiri İYİ Parti felakete sürüklenirken bunu durdurmadı. Güçleri vardı durdurmadılar. Meral Akşener'e kapalı kapılar ardında itiraz ettiler biliyorum bazıları itiraz etti. Bazıları destek verdi. Şimdi Musavat Derviş oldu. E, Meral Akşener'i hangi bakımdan başarısızla suçlayabilir? Ne diyebilir? Nasıl aday Bütün kararları da beraber deniz. Ayrı aday çıkarmaktan Ne da zaman genel kurul? Bir şey daha söyleyeceğim. Hı. Daha belli değil tarihi. Ortaya çıkacak adayların da Meral Akşener'i eleştirebilecek bir durumu yoktur. Burak Avuncu, Burak Avuncu geldi. Ya bu insanların siyasi hayatı bitti bilmem farkındalar mı? Evet, evet. Burak Avuncu geldi İstanbul'a kazanamayacağını bildiği halde aday oldu. Ya yüzde %0.6 oy almış. İyi Parti burada %8 oy alıyordu. Burak Avuncu'nun oy attığı sandıktan 3 oy çıktı. eşi kendisi kızı ya. Haydi be. Ya Evet ya olacak iş mi? Öyle ya ya. <laughs> uyardık Ankara'daki adayınız işi gücü bırakmış. Oy Mansur Yavaş'a yolsuz diyor tutmaz. Mansur Yavaş'a yolsuzu AK Partililer bile Mansur Yavaş'a hırsız, yolsuz dolandırıcı dememiş Siz kim oluyorsunuz? Mansur Yavaş'a, Mansur Yavaş'ı e, aleyhtarı kampanyayla Ankara'yı alabileceğini düşündüler. Meral Akşener son gün gitti destek verdi. Ankara'daki adayları sıfırın birin altında oy aldı. Peki şimdi kim verecek o hesabını İYİ Parti? Şimdi e, ne olur söyleyeyim. Koray Aydın, Musavat Dervişoğlu. Başka konular da var. Bitireceğim. Çok Koray, hı hı. Tolga Akalın gibi partide üçüncü yolu ve milli seçeneği savunanlar ayrı bir aday çıkarabilirler. Ve e, bu bunlar bu bu ekibin özelliği son ana kadar Mansur Yavaş'a destek verelim çabası için değildiler. Hmm. Ve dolayısıyla Mansur Yavaş'la da aralarında bir elektriklenme, bir yakınlık da olabilir. Yani ya siyasi, bu partinin iç işleyişine Mansur Yavaş müdahale eder demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ancak e, yani Mansur Yavaş'ın ismi e, gölgesinin düşme ihtimali İYİ Parti'de ee, e, yani bir moral, e, e, bir kaynak yaratabilir. Bu bakımdan eğer bu ekip, az önce söylediğim üçüncü yolcular böyle bir formülü dener, yola çıkarlarsa, kendi aralarında Mansur Yavaş'la bir yakınlık kurmaya çalışırlarsa belki bir seçenek oluştururlar. Nitekim ben bu yönde çabaların olduğunu duydum. Yani bu üçüncü yolcuların e, Mansur Yavaş'la bir e, seçim sonrasında bir, diyalog kurma çabası oluyordu. E ne yapacak? Mansur Yavaş'a mı katılacaklar? Mansur Yavaş'a partinin başkanı mı katılacaklar? Mansur Yavaş, Mansur, mı katılacak? e, Mansur Yavaş belediye başkanı zaten. E Mansur Yavaş niye belediye parti, parti başkanı olsun? E, Mansur Yavaş'ın yakınlık herkes iyi partili. Evet, e, zaten o yüzden eleştirdi ya i̇şte, Evet ama yani Ankara'daki... Hani İYİ ne olacak yani Mansur Yavaş'la yakınlaşmaları ne olacak? Mansur Yavaş'ın isminin getireceği güven, saygınlık, itibar... Hı, oradan faydalanacak. Evet, evet yani bu Destek şu an Türkiye'nin en güvenilir... Yani yani Mansur Yavaş, Ekrem Amoğlu'yla beraber Böyle en güvenilir itibara en yüksek edebilir miyiz en yüksek en güvenilir e, şey siyasetçiler siyasetçileri bunlar özür dilerim abi buyur